Denizmen YouTube kanalına hoş geldiniz. Avrupa Basketbolu'nun yeni bölümüyle Berke ile yine birlikteyiz. Hoş geldin Berke. Hoş buldum Meray, ne haber? İyi Berke, senden ne haber? İyidir benden de. Güzel bir cumartesi öğleninde bir araya geldik. Hem Fenerbahçe hem Efes hem de Galatasaray'a konuşmak için. Bu hafta çok şeyler yaşandı. Hem Süper Lig'de hem Euro Lig'de aslında yine bunlara değineceğiz. Hemen direkt Fenerbahçe ile başlayalım. Fenerbahçe zaten bu hafta Euro Lig'de çift maç haftasındaydık. İlk maçında Asfel'i deplasmanda mağlup etti 73-83. Dün oynanan maçta da Monaco'ya 76-69 mağlup oldu. Şu an ligde de Fenerbahçe 6. sırada bulunuyor. 25 maçta 15 galibiyet, o mağlubiyeti var. Direkt şununla başladım aslında Fenerbahçe'ye. Direkt sana sorayım, hani zaten Saras'ın gelişiyle takım bir ivme yakalamıştı. Bundan zaten bahsetmiştik. Haftaya da Panathinaikos maçı var. Fenerbahçe'nin şu an fikstürde en önemli maçlarından bir tanesi. Sen neler düşünüyorsun Fenerbahçe hakkında? Ya şöyle aslında Asfel maçında ve önceki maçta Amin Noah'ın transferinin çok önemli olduğunu gördük. Bir aylık bir sözleşme imzalanmıştı. Fakat bu bir ayın süresi uzayabilir gibi geliyor bana. Çünkü tam Dechampierre sakatlıktan dönünce acaba tam olarak verimli olacak mı? Bu biraz soru işareti elbette. Çünkü bir arada bir aylık boşluk olacak Dechampierre için. Dolayısıyla Amin Noah böyle bir ivme yakalamışken Fenerbahçe bu ivmeyi bozmayabilir. Dolayısıyla ben burada Amin Noah'ın da kendi rolünün aslında böyle maçı pek fazla etki etmeyen ama maçın önemli anlarında aldığı bir reboundla, attığı bir sayıyla bir anda takımını başka yere götürebilen bir oyuncu. Yani o maç içindeki dengeleri, ivmeleri değiştirebilen bir oyuncu Amin Noah. Ve dolayısıyla Asfel maçında 11 sayıyla oynadı. Keza Fenerbahçe'nin kendi evinde kazandığı maçı da çok iyi oynamıştı hatırladığımız kadarıyla. Dolayısıyla dedim ki burada Fenerbahçe haftaya Panathinaikos'la yapacak. Panathinaikos deplasmanı doğal kadar olacaklar. Çok zor maç zaten. Yani Panathinaikos'ta Zalgiris mağlubiyetiyle geliyor. Çok tuhaf bir şekilde. Yani dün pek fazla beklemiyordum ben Zalgiris'i kaybetmesini Erpin Ataman'ın. Dolayısıyla orada bir mağlubiyet. Sonra Fenerbahçe'de Monaco'da bir mağlubiyetle geliyor. Ve iki takımın da aslında o aldıkları mağlubiyeti kırmak için sahada olacaklar. Bu açıdan ben bol aksiyonlu, bol reaksiyonlu, bol böyle bir ne denir, savaşçı bir maç bekliyorum, öyle söyleyeyim sana. Yani maçın en kritik zamanları son saniyelerde belirlenebilir. Ve dolayısıyla hatta Panathinaikos bu sezon çok iyi ivme yakaladı belli bir noktadan sonra. Yani özellikle işte ilk maçı hatırlayalım. Fenerbahçe'nin sahasındaki maçı hatırlayalım. Çok kötü Panathinaikos seyretmiştik. Çünkü eksikleri vardı. Tek ayakta kalabilen oyuncu Lesor'du bildiğin gibi. Sonrasında işte Kyle Guy'ı falan gönderdiler. Ondan sonrasında Kendrick Nunn gibi çok önemli bir eklem yaptılar. Ve onun da ekmeğini yiyorlar açıkçası Panathinaikos. Dolayısıyla yani bu maç dediğim gibi maçın kazananı son saniyelerde belli olacak bence bununla beraber. Hiçbir şekilde maçın erken kopacağını düşünmüyorum. Yani mesela Monaco deplasmanında Dorsey 9 dakika süre alıp hiç sayı atamadı. Ve onun da aslında Panathinaikos maçıyla beraber kendisini bulabileceğini de düşünüyorum. Dolayısıyla Panathinaikos Fenerbahçe Beko maçı hakkındaki düşüncelerim bunlar. Ki Fenerbahçe'nin de işte Amin Noah transferinde bir nebze değerlendirmek istedim oyunu görüp. O zaman diğer tarafa geçelim. Yine Euroleague'de diğer takımımız Anadolu Efes. Zaten Anadolu Efes artık hani beklenen, bizim de çok beklediğimiz bir değişiklik gerçekleşti ve Efes Zalgiris'i kaybettikten sonra 96-70'lik çok kötü bir maçtan sonra Erdemcan'ın görevine son verildi. Bunu zaten konuşmuştuk bir önceki programda. Zaten sezon başından beri aslında hani çok büyük bir sıkıntı içerisinde olduğumuzu söylemişti takım olarak ve koçun yerine de Tomislav Mijatović getirildi. Yani sezon sonuna kadar yardımcı antrenör olan koçun koçluk yapacağı açıklandı ve dün de ilk maçına çıktı Mijatović ve Milano'yu 79-73 mağlup ettiler. Ve maçta en dikkat çekici olaylardan bir tanesi aslında 3. çeyreğin Efes'in 30-7 önde bitirmesiydi. Evet. Sen ne düşünüyorsun? İlk maçta hani nasıl bir Efes buldun ve hocanın gidişatı sence nasıl olur? Şeyleri de gördüm Twitter'da mesela. Çok iyi giderse gelecek sezon devam edebilir yorumları da vardı. Sen ne diyorsun bu konuya? Şöyle aslında, Mijatović takımla beraber uzun zamandır olan bir koç zaten. Larkin'i birçok oyuncu tanıyan bir koç. Dolayısıyla yani
iyi bir ivme yakalandığı takdirde, iyi bir kimya tutturulduğu takdirinde baş antrenör olduğu zaman da gelecek sezonundan itibaren devam ettirebilir mi soru işareti şimdilik. Yani hemen coşulmak gerekiyor. Milano maçının performansına bakıp da ki Milano maçında ilk yarısı çok kötü bir Efes'te etti ilk yarıda. Çok dağınık. Yani ne Larkin'den bir verim alınabildi, ne Clyburn'dan bir verim alınabildi. Çok dağınık bir takım seyrettik. Çünkü ben bunu tamamen şuna bağlıyorum aslında. Erdemcan birçok oyuncuyu çok fazla köreltti. Bunların başında Rodrik Boboa geliyor. Ergin Ataman dönemindeki Rodrik Boboa da dış şut dibine kadar görüyorduk. Çok net şekilde dış şut attığını görüyorduk ve çok yüzleri atıyordu. Ama bununla beraber Boboa içeri penetre edip turnikesini bırakabilen bir oyuncuydu. Yani o meziyetleri kullanabilen bir oyuncuydu Ergin Ataman döneminde. Ama Erdemcan'la beraber sanki Boboa ve birçok oyuncu, Clyburn gibi Boboa ve birçok oyuncu kendi meziyetlerini unutmuş bir hale geldiler. Biraz köreldiler bence. Mesela dün Clyburn'un üst üste gönderdiği 2 üçlük var maç sonunda. Maçı o getirdi. 2 tane üçlük maçı getirdi Clyburn'un son 2 üçlüğü. Yani dediğim gibi Erdemcan'a devam edilseydi bence Milano maçında kayıp çok yani kayıp olurdu ya. Öyle söyleyeyim sana Eray. Çünkü şöyle bir durum var. Şimdi ilk yarıda bir fark yedi Efes elbette. Bunu toparlaması çok zordu bence Erdemcan takım başında olsaydı. Dolayısıyla Mijatovic'in de taraftar desteği de önemli bir unsur haline gelince Efes maçı ikinci yarı döndürdü. Yani burada biz geçtiğimiz hafta sene son program yaptığımızda Erdemcan hala takımın başındaydı ve gönderilmesi gerektiğini söylüyorduk ve çok geç gönderdiler. Takım 16. sıraya gelmişken gönderdiler. Yani Asvel Efes yani onu da gönderdi. Çok geç gönderdiler. Şu an gelecek dönem için yani gelecek maçlar için ne konuşulabilir? Play'in ihtimali olur mu? Birkaç üst üste galibiyete bakar bunlar aslında. Ama Efes kendi görüntüsünü yani şöyle oldu aslında Erdemcan'la beraber. Yani Efes basit bir takım oynasa bile kesinlikle şey diyemez oldu. Bizim başı kesin kazanırız ya diyemez oldu. Bunu kaybettiler bence. Yani Ergin Ataman'ın son sezonunda başladı bu. Sonrasında Erdemcan devam ettirdi bu durumu. Ve dolayısıyla bu kazanma alışkanlığını, kazanma kültürünü bir nebze Efes unuttu. Ve bu hale düştü. Şu an 16. sıraları hala zaten 10 galibiyet. Yani şu an 10 galibiyet, 15 mağlubiyetli Kızılyıldız, Milano, Zalgiris, Bayern Münih var. Çok önemli bu. Yani neredeyse 5 takım 10 galibiyet, 15 mağlubiyet. Burada Efes kendini bir üste atarsın zaten. 12 galibiyet, 13 mağlubiyetle Partizan var 11. sırada. Yani hala bir şeyler kopmuş değil play'in için. Ve dolayısıyla ne kadar erken şekilde aksiyon alınırsa Mijatovic'te olduğu gibi o şekilde bir katkı sağlanır Efes tarafında. İzleyip göreceğiz. Ya kesinlikle dediğin gibi hatta hani konunun en başına bakarsak şimdi Erdemcan'la Ergin Ataman sonrası zaten geçen sezon yani kötü bir sezondu ve senenin başında da konuşmuştuk yani bir yapılanmanın yapılması gerekiyordu ve o yapılanma yanlış yapıldı. Bunu zaten hep konuşuyoruz. Abi Erdemcan'la alakalı şöyle bir durum var. Erkan Yılmaz geçen bir YouTube programına katılmıştı. Belki görmüşsündür. Şöyle bir maç yönettiğinden bahsetti Erkan Yılmaz. Erkan'a diyormuş ki sen bu maç 3 dakika oynayacaksın. İşte 1 dakika dinleneceksin. Kalan 4 dakika tekrar oyuna gireceksin. Bu sefer 3 numarada devam edeceksin. Yani şimdi kafasında hoca maçı tamamen kurmuş. Şimdi bu şekilde bir plan kurduğunda oyuncular ısındığı an. Yani çünkü biz de söylüyoruz mesela Boba köreltildi. Tam böyle 2-3'lük atıyor, 4-3'lük atıyor mesela. Oyuncuyu geri kenara alıyordu. Biz de diyorduk ki acaba niye böyle bir şey yapıyor? Ben de şey diyorum hani demek ki yani Erkan'ın anlattığına göre süresi dolmuş. Yani hoca artık oyuncuları dakika olarak kafasında kurgulamış. 3 dakika sen oynayacaksın. 4 dakika bu. Ya bu aslında hani Efes'te uygulandı mı tabii onu bilmiyoruz ama bu eğer ki uygulandıysa ya takımın bu halde olmasının sebeplerinden bir tanesi bence. Ya maçlara planlı şekilde çıkmak elbet önemli. Yani ama şu şekilde önemli. Dersin ki örneğin ben işte Milano ile oynuyorum. Milano maçında Milano'nun atıyorum pota altı zayıf ve ben o taraftan hücum üreteyim. Pota altından sayı üretmeye çalışayım bir şekilde plan üretebilirsin. Ama oyuncuların süresini kısıtlamak tabii her koçun bir kendi stili vardır. Ya bu da bir stildir bence. Önemli bir stildir hatta. Ama işte tutmaması biraz sıkıntı. Efes gibi bir yerlere tutmaz bence bu. Ha, tutturabilir elbette.
Abi dediğin gibi yani burada bir plan programı olmadan zaten hiçbir koç bir maça çıkmaz. Yani bu aslında genel olarak yapılan bir şey ama yani burada koçun yaptığı çok değişik bir şey yani. Aslında bahsettiğin gibi Türk Telekom'da zaten yapılabilecek bir şey bu ve hani finale kadar götürdüğünü görüyoruz ama Efes gibi bir takımda işte sen Larkin'e 5 dakika oynayacaksın, 3 dakika dinleneceksin ya da Clyburn'e 3 dakika oynayacaksın, 2 dakika dinleneceksin diye bir plan yapılması çok imkansız bir şey. Ya burada aslında hani senin bahsettiğin gibi Boban'ın köreltilmesi, diğer oyuncuların da tam ısındığı anda kenara gelmesi takım bu hale getirmiş gözüküyor. Abi Efes'te ya bir koç değişikliği zaten gerekiyordu. Bunu da sonunda yaşadılar artık. Efes'le alakalı hani ekleyeceğim bir şey var mı yoksa bir diğer koç değişikliğine giden Galatasaray'dan devam edelim? Memnuniyetle Galatasaray tarafına geçebiliriz. Galatasaray tarafında ben her şeyi sana bırakıyorum. Benim sesimi kapatabilirsiniz burada. Ya Galatasaray'da bir koç değişikliği yaşandı. Zaten bu da beklenen şeylerden bir tanesiydi. Ve Yakup Sekizkök takımın başına getirildi. Ben sana söz hakkı vermeden önce şeyi de söyleyeceğim. Haberlerde şeyi de görmüştüm. Ozekko'nun da bir Evet. Galatasaray'la anıldı. Adı anıldı. Ben dedim ki bu programda, yeni programda eğer ki Ozekko gelirse 30 dakika hocayı konuşuruz diye düşünüyordum. Ama Yakup Sekizkök geldi. Abi söz sende, ben susuyorum. Ama şöyle aslında Galatasaray yine bence Efes gibi çok geç kaldı Mitrovic göndermekte. Mitrovic oyuncularla arası iyi olmayan yani insan ilişkilerini, insan iletişimini hiçbir şekilde ilerletemeyen bir koç. Ve bunu Galatasaray bir takımda beceremezsen tepetaklak olursun şu anki olduğu gibi. Zaten en sonki Galatasaray'ın Telekom'un maçı da kaybetti. 93-96'lık hafta içi oynadığı maç da tam bir rezaletti. Yani farkı çok açmışken maçın sonlarında Galatasaray öyle maçı verdi ki gerçekten Mitrovic'in artık gönderilmesi an meselesi haline geldi. Ve bu daha önce de böyle olmalıydı zaten. Çünkü maçın son saniyelerinde kaybediyorsun. Galatasaray'ın kendi evinde kaybettiği bir Trabzon maçı var. Yine son topta kaybetti. Mesela Galatasaray'da Mitrovic öyle bir anda mola alıyor ki Galatasaray top kaybı yapıyor. Tam da yani Galatasaray maçı almış, kazanmış dediğimiz anda bir mola aldı, oyunu durdurdu. Ardından Türk topu çaldı ve maçı getirdi kendi lehine. Dolayısıyla Mitrovic'in çoktan gönderilmesi gerekiyordu. Galatasaray'da bir artık mali açıdan da rahatlaması lazım. Çünkü Pistiolis'in tazminatını ödüyorsun. Mitrovic'in şu an tazminatını ödüyorsun. Yakup Sekizok için buyout verdi. Yani hiçbir şekilde akla mantığa sığmayan işler oluyor Galatasaray'da. Genel menajeri zaten Ömer Yalçınkaya hiç konuşmuyor. Yani piyasada yok. Takımda yani kim gidecek, kim gelecek, takım olumlu bir adım atacak mı? Ya, umut vermiyor, umut aşılamıyor asla. Sanki biz 5 gün sonra Galatasaray Basketbol Kulübü kapanacak. Yani adam açıklama yapmıyor, o şekilde açıklama yapmıyor. Çok tuhaf geldi bana. Dolayısıyla yani Daşka'nın Yakup Sekizkök tercihi çok önemli, çok iyi bir tercihti. Çünkü Efes'le Ergin Ataman'la beraber, yıllardan beri Ergin Ataman'la beraber çalışan bir koç Yakup Hoca. Ve dolayısıyla katkı verecek kesindi. Daşka çok güzel bir kadro kurdu. Timma vardı işte. Bizim McCormack'la beraber güzel bir kadro kurdular. Yabancı eklemelerle beraber. Ama Daşka küçülmeye gitmek istemesi sebebiyle birçok oyuncusuyla sözleşmesini feshetti, onları gönderdi. Keza McCormack'ı da Galatasaray'a gönderdi. Galatasaray McCormack'ı daha önce istemişti fakat ne denir? Galatasaray daha fazla isteyemediği için, daha fazla istediği, göstermediği için alamadı ve yine Daşka'ya buyout ödeyerek oyuncuyu kattılar kendi kadrolarına. Dolayısıyla Yakup Hoca'dan beklenti elbette büyük cami içerisinde. Şöyle büyük, hadi bu sene için bir beklenti söz konusu olamaz. Bence çok haklı. Üst üste maç kazanaması. Örneğin Yakup Hoca'nın ilk maçı Fenerbahçe maçı olacak yarın. Yani ligde çıkabilecek. En zor deplasman zaten orası. Kazanması çok zor. Yani neredeyse imkansız hatta. Ama Yakup Hoca zaten 1,5 yıllık bir sözleşme imzalandı. Gelecek sene için bir yapılanma söz konusu olacaktır. Çünkü Mitrovic de Erdemcan gibi birçok oyuncu köreltti zaten. Onlardan bir tanesi Buğra'nın Tuncer. Yani sayı süre bile almıyor Buğra'nın zaten. Çok az süre oluyor alsa bile. İsmet Akpınar çok az süre alıyor. Galatasaray'da yani çok beklediler. Bu kadar beklemene gerek yoktu bence Mitrovic'i göndermek için. Çok büyük fazla.
Bakacağız yani işte Fenerbahçe maçıyla başlanacak. Bir Avrupa hedefi söz konusu mu? Bence söz konusu. İyi yerleri gelinebilir. Çünkü Preperic şu an Galatasaray'ta taşıyan tek oyunculardan bir tanesi haline geldi. Ki Dibos da performansını arttırmaya başladı son zamanlarda. Bu şekilde Galatasaray ilerleyen zamanlarda, yani gelecek yılda daha doğrusu, güzel bir yapılanmayla iyi bir hale dönüşebilir. Fakat işte genel menajer çok umutsuz vaka yani Galatasaray adına. Eğer Galatasaray bir şeyler yapmak istiyorsa bir şeyleri değiştirmek zorunda. Yani koç elbette oldu, güzel bir değişiklik oldu. Buna elbette okeyiz. Ama genel menajerde veya transfer komitesinde bir değişiklik yapılırsa Galatasaray için daha iyi olacaktır. Ki Pozzecco tarafı da ilk gördüğüm iddia Pozzecco'ydu hatta benim. Onu gördüm ben. Ve şaşırdım bayağı, çünkü yani Pozzecco gibi Avrupa'da isim yapmış, Avrupa'da kendini ispatlayabilmiş koçları getirmek çok zor şu anki Galatasaray'ın durumuna. Çünkü oturmuş sistem yok, oturmuş oyuncular yok. Sürekli değişen bir kadro. Ya Galatasaray her sezon başı 8 tane oyuncu alıyor. Çok saçma yani. Sanki futboldaki Anadolu kulüpleri gibi. Dün şey vardı. Mehmet Demirkol'un Çağla Çatan'ın olan programı belki görmüşsündür Galaxy rehberinde. Orada mesela işte Kayseri Spor 32 tane oyuncu almış mesela bir tane şey transfer döneminde. Aynı Galatasaray'da o mantıkla ilerliyor. Hani 12 tane oyuncu 8'ini değiştiriyorsun abi. Kalan oyuncular, ben bir zaman hatırlıyorum bundan 200 sene önce. Kalan oyuncular Göksel'in, Ege Arar'dı. Bir oyuncu daha vardı yabancı. 3 oyuncu kalmıştı o zaman. 9 tane oyuncu değiştirilmişti. Sen böyle bir ortamda ne Fenerbahçe'yle, ne Efes'le, ne bence Bursa Spor'la doğru düzgün çarpışamazsın. Beşiktaş mesela, Beşiktaş'ın yaptığı çok büyük bir olay. Türk basketbol adı Ali Eviş, Nedim Yücel ikilisinin getirilmesi ve yeni bir bakış getirilmesi kendi basketbollarına. Galatasaray'ın da aynı şeyi bekleyebiliriz ama genel menajer değiştirildiğinde deyip pası sana atayım. Bayağı özetledim herhalde. Tam anlatılması gereken şeyler oldu zaten. Aslında Yakup Hoca'yı zaten Efes'ten de tanıyoruz. Yani Ergin Ataman'ın yardımcılığını da yaptı. Hatta Ergin Ataman Panathinaikos'la anlaştığında Yakup Hoca'yla devam edilmesini söylemiş. Yani öyle bir haberler de vardı ama Yakup Hoca Taçka'nın başına geçti. Hatta Erdem Can'ın ayrıldıktan sonra da yine Yakup Hoca'ya teklif götürüldüğü de konuşuldu. Öyle bir durum da vardı. Onu da hatta Efes daha güçlü görülüyordu yani okuduklarıma göre. Evet. Yani ben şeyden dolayı dedim hatta. Şimdi Galatasaray'la Pozzecco'nun falan ismi anılmaya başlayınca hani Efes de belki bir hızlı bir hamle yapıp hani baktı Pozzecco elden gidiyor çünkü boş olan hocalardan bir tanesi. Zaten Dariolo var, bir de Itudis var. Yani bunların ismi zaten sürekli dönüyordu ve eğer hani Galatasaray'a kaptırmamak için belki dedim hani Erdem Can'la ayrılıp belki Pozzecco'yu çekebilirler. Ama önce bir Yakup Sekizkök'le bir teklif götürmüşler. Yani senin dediğin gibi burada şimdi Yakup Sekizkök tarafına baktığımızda da yani dışarıdan baktığımızda Efes mi Galatasaray mı seçeneği olsa Efes daha ağır basıyor. Çünkü adam zaten geçmişten antrenörlü ve birçoğu maçı Ergin Ataman'ın zaten hani diskalifiye edildiği maçlar olduğu için çoğunlukla bazı maçlarda hocanın maç kazandırdığı maçlar da oluyordu. Ya burada Efes daha ağır basıyordu ama hoca Galatasaray tarafını da seçti. Ya ben burada şey de söylüyorum hani Ergin Ataman gittikten sonra hocayla devam edilmedi ama bir anda şimdi zor duruma düşünce niye hemen Yakup Hoca'ya sarılırdı? Ben bunu çözemedim mesela. Evet yani mantıksız ve şöyle aslında Yakup Hoca için Galatasaray daha büyük bir challenge. Çünkü tepe taklak olmuş bir takım var. Yani takım çok özgüvensiz sahada. Yani her an o kadar 30'sa 35 sayı fark atsa bile kesin kazan diyemiyorsun. İşte geçen yıl maç mıydı? 25 sayıdan verdiler maçı. Evet, 25'den verdiler. Telekom bu maçını. 90-93. Yani çok özgüvensiz bir takım. Yakup Sekizkök'ün uğraşması gereken çok olay var takım içinde. İşte özgüven problemi olsun. Halen işte Buğra'nın, İsmet'in kendi özgüvenleri olsun. Onlara bir özgüven aşılaması gerekiyor. Dolayısıyla hocaya başarılar dileyelim ya. İşin sonra Allah kolaylık versin. Allah sabır versin. Bir de ilk maçı Fenerbahçe maçı olması da, bir de deplasmanda olması da. Ya dediğin gibi burada hoca bir challenge'a girdi. Yani biz de başarılar dileyelim yine Galatasaray tarafında hocaya. Var mı abi eklemek istediğin bir şey yoksa bu haftalık kapatalım? Yok herhalde kapatabiliriz. Ağzına sağlık. Güzel bir özetlemeye çalıştık Efes, Fener ve Galatasaray tarafına. Bakalım haftaya hem Euroleague'de hem ligde neler yaşanacak. Onlardan yine bir sonraki programımızda bahsederiz.
Bizden şimdilik bu kadar. Bizi dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.